Bismillahirrahmanirrahim. Değerli aziz Türkmen milleti, bizi ekran başından takip edenler, değerli şehit aileleri ve değerli Irak Türkmen Cephesi'nin yürütme kurulu üyeleri ve il sorumluları, bugün 28 Mart Altın Köprü katliamını andık. Aynı zamanda bu anma töreninde hatırlıyorsanız birkaç yıl önce Kerkük Vilayet Meclisi'nden çıkan karar Kürt bayrağının resmi bayrak olduğunu ifade ettiler. Ama bugün o kararların nerede kaldığını siz iyice gördünüz. O kararlar hiçbiri uygulanmadı. Çünkü doğru kararı doğru insanlar aldığı zaman o kararlar yürürmekte gerçekleşmedi. O kararlar milletimizin sağlam duruşuyla, milletimizin varlığıyla, milletimizin hür iradesiyle referandumu iptal ederek bayrağın da şer'i olmadığını ve bunun yanında milletin, devletin buraya kanunu getirmekinde bütün milletimizin varlığı ve bütün teşkilatımızın özellikle de Irak Türkmen Cephesi'nin rolü büyüğüydü. Buradan ben bu mukaddes günde önceden şehitlerimizin mekanı cennet, kalanlara Allah Subhanahu ve Teala'dan rahmet dilemekteyim. Aziz milletimiz, hafsımıza bellidir ki Irak Türkmen Cephesi 1995 senesinde Bağdat'ta ilan edildi. Bugün de konuştum. Erbil'de ilan edildi. Erbil'de ilan edildiği zaman 1995 senesinde o manaya gelir ki Irak Türkmenlerinin bir vesile ortaya getirdiler. O da cephenin bir vesile olarak Türkmen milletinin hak hukukunu her yerde savunsun. Ama bu hak hukuku savunmak 95 senesinden diyor ki 95 senesinden evvel de gizli teşkilatlar, örgütler, Türkmen kardeşlik ocağı, kültürel merkezleri, herkes her yerden bunları savunmuştu. Onun için 95 senesinde Erbil'de ilan edilen Irak Türkmen Cephesi'nin prensiplerinde, mebdeinde barışçı yollardan içimizde bir kan değişimi her zaman yapmak istemiştik. Ve bu sevabitte bazı ilkelere dayanır, bazı sevabitlere dayanır. Bu tegiratlar yaptığımız zaman Irak Türkmen Cephesi'nin özüne göre de bazı ilkeleri var, değişmez. Değişilmeyen ilkeleri var, mebadileri var. O mebadileri, o görüşü biz dünyaya bildirmişiz. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan bir müessesedir. Ama başta da Irak Türkmen Cephesi'nin bir büyük bir vesiledi bu Irak toprak bütünlüğünü savunmakta ve Türkmen eli bayrağını da yükseltmekte. Bu sevabetlerimizin içinde Tilafer var, Duz var. Diğer bölgelerimizin hak hukuklarını ve bütün Türkmen bölgelerinin hak hukuklarını kazanmak var. Bu sevabetlerimizin içinde Erbil'de, Süleymaniye'de, Kifri'de Türkmenlerin en iyi şekilde temsil edilmek için görevli arkadaşlarımız var. Orada kabinede bizim bakanımız var, parlamentoda üyemiz var. Erbil'den de her zaman Erbil'deki kardeşlerimize onu diyorum. Biz vefa borcu var üzerimize. Siz o hassas dönemde, o kritik dönemde Irak Türkmenlerinin siyasi hareketlerini yanımıza aldınız. Üzerimize ağır yükler düştü. Kardeşlik ocağının üzerine, oradaki sorunların üzerine Allah rahmet etsin gidenleri bütün vazife alanlardı. Bizden de evvel olan cephe başkanları en iyi şekilde icra ettiler görevlerini. Görev mükellef oldukları zaman bir onu herkes bilmesi lazımdı. Görev bir sürenin içindeydi. Bir süreden sonra kesinlikle başkalarına bir bayrak yarışı olarak devam etmek lazımdı ve bu da bizim için önemliydi. Bu sevabetlerimizin içinde ondan sonra reis cephe, cephe başkanı olsun, onun yanında başkan yardımcıları olsun, bizim iç tüzükümüze ait, yani nizam dahilimize ait olan bir meselelerdir. Kararımız budu ki bu nizam dahilimize göre Irak Türkmen Cephesi'nin yürütme kurulu üyelerinin kararına göre biz bir süre önce kendim de defalarca ilan ettim. Birkaç kurultay olsun. Her vakit bunu istedim.
biz içeride bazı değişiklikler yapmamız lazımdı. Gençlere fırsat vermemiz lazımdı. Bu fırsatı verdikçe kesinlikle biz daha çok öge giderek, daha çok kuvvetli olup, daha çok iyi bir sonuçlar getirir. Onun için aziz milletimize, ben buradan onu tekrar söylemekteyim. Halkımızın iradesi, halkımızın güvencesi, halkımızın kuvveti bu topluma, bu yığıntıya bakar. Biz de sağlam bir kelimeyle bunu istemişiz. Çünkü zaman içinde, 11 yıl içinde benim Bağdat'taki yaptığım çalışmalar zamanımızın çoğunu alır. 3 görev elimizdeydi. Reis Nüzet Hukuklu İnsan, Reis Cebel Türkmaniye ve Parlament üyesi. Bunlar hepsinin üçünü beraber getirmek biraz cüdümüzden giderdi. Düşündük. Defalarca da ben özümde ve öz irademizden arkadaşlarımıza da söyledik. Ve bundan da öyle. Dedikodulara inanmayın siz. Bizim arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Bizim kanaat önderleri arkadaşlarımız var. Türkiye'de özellikle de Ankara'da, İstanbul'da, diğer Türkmen iller, Türkiye'nin illerinde Türkmenler var. Onlardan da birkaç gün önce onlardan bir araya geldik, oturduk, konuştuk. Dedik ki siz Irak'taki olayları takip edesiniz. Biz de aynı zamanda sizin geçmişiniz var. Bu meselenin içinde geçmişiniz var. Bu meselenin içinde mazimiz var. Sizden de bir fikir almak isteriz. Bizim bir önerimiz var size. Seçimlerimizin yakın olduğundan dolayı cephemizin de içinde bir sürü değişiklikler yapmak isteriz. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bir fikir tartışmasında bulunduk. Ve o kanaat önderlerinin de fikirleri yapılan üslup doğru bir üslup yolunda yapılırsa biz size teşekkür ederiz. Biz dedik evet, söz verdik. Orada biz Ankara'da, İstanbul'da kanaat önderler arkadaşlarımız, hepsi Iraklı Türkmenler, hepsinin mazisi var. Onlara dedik ki, üslubumuzu anlattık özlerine. Dedik biz bir böyle şey, tegiret istirgi yapalım. Ve ben giderim ondan sonra yürütme kurulu üyelerimle bunları konuşurum. Ama o yüzden de sizi oraya yüzü istirir. Arkadaşların görüşleri bize üslubli, demokratik bir şekilde yaparsanız, biz size şapka kaldırırız ve size teşekkür ederiz. Biz de o kararı arkadaşlarımızdan aldıktan sonra gelip buradaki bugün müşavaramızı Irak Türkmen Cemesi'nin yürütme kurulu üyeleriyle bu müşavarayı yaptık. Bu yaptığımız müşavarada ben milletimize ve toplumumuza bunu demekteyim. Aramızda bu sorumluluğu paylamak mecburiyetindeyiz. Ben Irak Türkmen Cemesi'nin 2010'dan önce olan Suriye'de yaptığım görevler sizlere şahittir. Suriye'den önce Kerkük'te Musalla Mahallesi'nde bölge sorumluluğunu yaptım. Ondan önce diğer gizli örgütlerimizle, teşkilatlarımızla işlerimizi yaptık. Biz mükellefiz, vacibe. Vacibe mükellef olan vacibine devam etmesi lazımdı. Siyaset, o değil sadece cephe başkanlığıyla siyaset yapalım. Her insan, yağmaya ve insanlarımız evinde oturup da bugün cephe başkanı kadar bir hizmetini yedirir. Ailesini iyi eğitirir, ailesine iyi ders verir, uşağını iyi eğitirir, o bir hizmettir. Cephe hizmeti sadece cephenin içinde oturan değil. Hakiki cepheye hizmet edenler, dışarıda olan ansarlarımız var bizim. Yanımızda duranlarımız var bizim. Onun için Irak Türkmen Cephesi'nin siyasi büro üyeleri, yürütme kurulu üyelerinin aldığı kararlara göre biz bir dönem en az kendimi ben biraz Bağdat'ta teferruk edip siyaset için. Hasan Turan kardeşimizi seçtiler. Cephe başkanı olsun. Tebrik ederim özünü. İnşallah bu görevin kaderindendir. Bu görevin en iyi şekilde icra eder özünü. Ve aynı zamanda da bunu icra ettiği zaman Türkmen milletinin de sabit dediğimiz takdir sabit ilkeleri var. O ilkeleri arkadaşımız yapar özün zaten cephe başkan yardımcısıydı. Aynı zamanda diğer değişikliklerimiz de var bunun içinde. Heytem Muhtaroğlu'nu Naib Reis Cephe Başkan Yardımcısı ve İşan Bayraktar kardeşimizi de aynen Cephe Başkan Yardımcısı. Diğer değişikliklerimiz de var. İnşallah arkadaşlarımız bunu gelen günlerde icra edenler özünü ve biz toplumdan kesilmemişiz. Ben tekrar bunu demekteyim. Aziz milletimiz, onu bilin ki ve temin edelim de sizi. Milletimizi ve biraz önce de yanımıza gelen halka da ben bunu söyledim. Biz kendimizin malı değiliz. Biz bir milletin malıyız. Milletin malı olan gerek milletin emriyle kalksın otursun ve milleti de dinlensin. Biz milleti dinlememiz neticesinde
milletimize daha güç vermemiz neticesinde bu kararı aldık. Bu karar hapsımızın salihinadır, Türkmen milletinin salihinadır. Ama hiç kimse demesin ki Erşen Başkan yoktu, ben gelmem. Böyle bir şey yoktu. Hiçbir zaman şahıslardan müesseseler, milletler beslenmez. Bugün biz hapsımız bir milleti temsil ediriz. Milletimiz de hapsi birbirini temsil edirler. Onun için dedikodulara inanmayın, fitne insanlara inanmayın, aranı bozan insanlar isterler bozsunlar. Hiçbir zaman onlara fırsat vermeyin, fırsatçılar isterler Türkmen'i bölsünler. Onlara izin yoktur. Fırsatçılara isterler istiklal etsinler, bu cemenin içinde tefrika halk etsinler, onlara hiç kimse izin vermez. Biz birik, diriyik. Irak Türkmen cemesinin üzerine düşen görevler var. Yurt içinde, yurt dışında, bütün mehfiller en iyi şekilde sizi temsil eder. Onun için biz bu kararı aldık. O bu kararda açıkça diyeyim size, demeyin ki yük altından kaçırık, yük altından kaçmak yoktu. Yüke daha çok gitmemiz lazımdı. Irak çok hassas bir durumdan geçmektedir. Görürsünüz, Cunup hepsi Şia'dı. Ama her gün onları ölür içinden. Reis uzara Şia olmasına ilaveten. Sünni mantıkalarına bakarsanız, yaptıkları yanlış siyaset neticesinde Sünni mantıkalarına hapsına ya Kaide girdi, ya Daiş girdi. Kürt bölgesine bakarsak, bu kadar para almalarına ilaveten milletleri durup kançarlarında, çünkü içlerinde yolsuzluk var, fesat idari var, fesat mali var. Peki biz Irak Türkmenleri olarak bu kadar zor şartlar altında olmamıza ilaveten, ama Türkmen milleti özünü koruyuptu. Türkmen milleti 2017'den evvela bu bölgeleri asla ve asla kabul etmez dönsün ve işte döndürmeli özünü. Onun için yük ağırdı ama yükü kaldıran insanlar kaderice ediler ve ben eminim bu arkadaşlarımız da bu yükü kaldırırlar. Bu yükün altında koymalık hiçbir kimsemiz kalsın. Şahsım bunu milletimize isterim diyeyim. Bak, biz sizden uzak olmamışız. Biz sizden beraberiz. Ben sizi avukatımızım. Sizi muhamimizim. Ama biraz Bağdat'a teferruh edelim. Bağdat'ta siyasi heyetler kuracağız. Bağdat'ta siyasi gruplardan görüşeceğiz. Oradaki liderlerden görüşeceğiz. Reis Cumhur'dan, Reis Uzaray'dan. Yani siyasattan kesilmemişiz. Cevheden de kopmamışız. Burası makamımızdı. Burası yerimizdi. Biz bir ferdik cephenin içinde ve hapsımızla bu şekil olmalıyız. Onun için tekrar ben görev alan arkadaşları tebrik ederim. Mutluyum. Çünkü milletimiz umutludur. Allah Türk milletini, Türkmen milletinin başını üske gelip bayrağını dalga atırsın. Irak Türkmen cephesi amanattır. Bu amanat bize verildi. Bu amanat iki göreve kalkırı. Bir, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunur. İki, Türkmeneli bölgesi projesini gerçekleştirir. Onun için Irak Türkmen cephesinin vesilesiyle Türkmen bayrağı Dergibes Irak'ta, biraz da Suriye'deki kardeşlerimizi düşünelim. Onlar da bizim görev, onlar da bizim sesimizi her zaman isterler dinlesinler. Türk dünyasında, Türkiye içinde, Irak içinde ne olursa olsun bizim için Türk, Türktür. Son olarak İran'da olan Türk kardeşlerimize onu da bilsinler ki biz hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktu. Ama oradaki kardeşlerimizin de hak hukuklarını garanti altına almak için mükellefiz. Biz herkesin hakkını istediğimiz zaman iddia ederiz. Üzerimize düşen görevlerden parlamentonun içinde Türkmen bütçesi için bir para hazırlansın. Gene de en az Türkmen bölgelerinin imarı için adımlar atılsın. Kanun hukuku Türkmen, Türkmen kanunu boynumuzun borcudur. Bugün yok, yarın bunu çıkardırır özünü. Biraz da bugün sabah da konuştuğum kimin? Türkmen gücü, bakın muaraza döneminde Türkmenlerin askeri gücü olduğu zaman hiç kimsenin, çok az tarafın askeri gücü var idi. Biz hem anlayışlı hem demokrasi yeri geldiği zaman da silah da icap ettiği zaman silahı da kullanan bir millettir. Tekrar Irak parlamentosunun içinde üzerimize düşen görevlerden bütün Türkmeneli bölgesinin hamisiyiz. Türkmeneli bölgesinin hak hukukunu savunanız. Bütün milletimize buradan tebrik ederim.
Herkesin isteği, Bağdat'ta bakanımız var, Bağdat'ta milletvekillerimiz var. Daim sizi Bağdat'ta bekleriz. Siyasi çalışmalarımız daha iyi olur. Milletimize ve arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.